أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آدم في السماء الدنيا تورد عليه أعمال أمته ويوسف في السماء الثانية وابن الخالة يحيى وعيسى في السماء الثالثة وإدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم cümle peygamberlerin Ehl-i Beyt, el-Asad etbalarının, bil cümle ahirete itaat eden mümine müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazlarımız, Meşayih Efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin, geçmişlerinin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçen, hizmeti dokunanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın bu cami-i şerif ve tüm geçmiş etrafında yatan ve tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Değerli müminler, geçen hafta okuduğum bu hadis-i şerifin bir kısmını size açıklayabilmiştim. Hadis-i şerif şöyle: Adem aleyhisselam dünya semasındadır. Evlatlarının, insanoğlunun amelleri ona arz olunur. Yusuf aleyhisselam ikinci dünya semasındadır. Teyze oğulları Yahya ve İsa aleyhisselam üçüncü semadadır. İdris dördüncü semadadır. Harun beşinci semadadır. Musa altıncı semadadır. İbrahim yedinci semadadır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adem aleyhisselam hakkında bilgi vermiştik. Yusuf aleyhisselam hakkında sadece isim ile ilgili bir iki kelime söyledik. Yusuf aleyhisselam Yakup aleyhisselamın oğlu. Yakup aleyhisselamın eski hanımından oğlu. Bünyamin diğer kardeşi. Daha sonra evlendiği hanımından da başka kardeşleri dünyaya gelmiş. Yakup aleyhisselam eski hanımın ölünce Yusuf ve Bünyamin, bilhassa Yusuf küçük olduğu için üzüntü duymasınlar, annelerinin yokluğunu hissettirmeyeyim diye biraz ona yakınlık göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Yusuf suresi var. Yusuf aleyhisselamın başından geçen olaylar anlatılır. Kardeşler arasında babanın, ananın birisine biraz meyletmesi, onu tutar gözükmesi kardeşler arasında çekememezliğe sebep olur. Bu şeyde onu görüyoruz olayda. Nitekim öbür kardeşleri Yusuf aleyhisselam'ı çekememişler. Neticede onu götürmüşler, kuyuya atmışlar. Sonra da öldü diye kanlı gömleğini götürmüşler. Yakup aleyhisselam'a göstermişler. Yakup aleyhisselam bize burada bir ders veriyor. Bunlar hep zaten ibret. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bizim, biz müminlerin bir ders çıkarmamız için Allah tarafından Kur'an'da sözü edilir. Kanlı gömleği görmüş, bize ders veriyor.
bu ne biçim kurt yedi diyorlar, canavar yedi. Bu ne biçim kurt ki, canavar ki diyor. Yusuf'umu yemiş ama gömleğini parçalamamış diyor mantık olarak. Yani parçalasaydı eğer, canavar yeseydi Yusuf'u, gömleği parçalanırdı. Gömlekte parça yok. Yani suçlular bir ipucu verir. Suç tahkik ederken aklınızı kullanın, değil mi? Yemiş olsa, parçalamış olsa gömleği de parçalanır. Bu ne biçim canavar ki diyor. Yusuf'umu yemiş ama gömleği parçalamamış. Sonra tabii çok üzülüyor. Ağlaya ağlaya gözlerine perde iniyor. Yusuf Aleyhisselam'ın üzerinde İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zaman Allah tarafından cennetten gönderilen gömlek, ki ateş yakmamış biliyorsunuz. İşte o gömlek elden ele geçe geçe o varmış sırtında. O varmış sırtında. Allah Celle Celaluhu onu kurtarmış. Kuyunun içinde o işlemez kuyu, yani çalışmaz bir kuyu. Yılanlar, çıyanlar dolu. Fakat tefsirlerde beyan edildiğine göre yılanlardan büyük olanı demiş ki, aziz bir misafirimiz geldi, arkadaşlar sakın ilişmeyin. Evet, Yusuf Aleyhisselam da üzüntüsünü Cebrail Aleyhisselam 12 yaşında o zaman gidermiş. Yani üzülme, sen peygamber olacaksın, sana hiç zarar olmayacak diye. Neticede ne oldu acaba diye de tekrar dönüp baktıklarında kervan geçiyormuş oradan, satmışlar ona. Kur'an-ı Kerim'de var. Çok değersiz bir fiyata vermişler. O kervan onu Mısır'a götürmüş. Mısır'da köle olarak Maliye Bakanı'nın, Maniye Bakanı'na verilmiş. Orada işte Züleyha anamızla, anamız diyorum çünkü sonradan Müslüman olmuştur, yanına vermişler. Yusuf Aleyhisselam çok güzel. Geçen dersimizde de size arz ettik. Adem Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel. 3 kat güzelmiş Adem Aleyhisselam. Adem adı da oradan da gelir diye açıklamalarda bulunmuştuk. Çok güzel, yakışıklı. O kadının kocasının da iktidarsızmış. Çocuğu olmuyormuş. Göz koymuş. Olaylar Kur'an'da anlatılıyor. Neticede aralarında mücadele geçmiş. İşte onlar mücadele ederken Yusuf Aleyhisselam kapıya doğru koştuğu sırada kocası yanında akrabalarıyla beraber kapının önünde belirmiş. Züleyha anamız demiş ki, hanımına kötü niyet besleyen cezası hapistir. Şimdi burada bir de incelik var. Yusuf Aleyhisselam öyle seviyor ki öldür demiyor. Gene kıyamıyor ona. Kendisinin isteğine karşı koymasına rağmen öldür demiyor. Hapis. Ne düşünürsün? Hapis. Yusuf Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a o zaman itticada bulunmuş. Ya Rabbi, bunların elinden beni kurtar. Hapsi tercih ederim. Hapse girmeyi tercih ederim buyurmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı bize anlatarak buyuruyor ki, hatırlatalım gene, tekrar edelim. Allah'tan istediğiniz zaman istediğiniz şeyi kulağınız duysun. Allah büyüktür. Büyük şeyler isteyin. Eğer Yusuf hapse girmeyi istemeseydi hem kadınların şerrinden kurtulacaktı hem de hapse girmeden selamete erecekti. Ama ağzından hapsi tercih ederim, bunların belasından kurtulmak için deyince Allah da onu hapse gönderdi diyor. Yani siz de olaylar karşısında bunaldığınız zaman bundan kurtar da ne olursa olsun demeyin. Tamamen kurtuluş isteyin, afiyet isteyin. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Müminin edeceği en güzel dualardan birisi afiyet istemektir. Afiyet, dünya ve ahiret sıkıntılarından salim olmak, kurtulmuş olmak. Afiyet bu. Hastalık bir sıkıntı, para kaybı, işte yakın kaybı, dünyada fakirlik, bunlar hep sıkıntı. Bunlardan da kurtuluş, aynı zamanda ahirette kabir azabından, mahşer sıkıntısından, cehennemden kurtuluş, afiyet. Bu kadar geniş şumurlu bir şey. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın isiminden de size bir laf etmiştik. Demiştik ki Yusuf'la Esef kelimesinin şeysi var,
esef üzgünlük demek, kederlilik demek. Bir şeye esef edilir. Neden? Üzüntülü olduğun zaman çocuklarınıza güzel isim veriniz, manası güzel isim veriniz. Yani alimler bu isimle ilgi kuruyorlar. Çünkü kuyuya atılmış, kardeşleri çekememiş, oradan köle olarak satılmış, satıldığı yerde başına neler gelmiş, sonra hapse girmiş. Hapishanede atıldığı zaman tabii hapishanedekiler çok kaba insanlar. İbadet filan hiçbir şey yok. Çok pis, kirli bir yer. Ağlamaya başlamış Yusuf Aleyhisselam. Niye ağlıyorsun dediklerine cevap vermiyor. Neticede durmadan ağladığı için hapishane görevlisi gelmiş. Niye ağlıyorsun Nanemullah demiş. Fakat böyle derken de bakmış ki asil bir yaratılışlı insan. Ben demiş buraya atıldığıma üzülmüyorum. Ben demiş ibadet ederim. Allah'ıma, Rabbime ibadet ederim. Ama her taraf çok pis. Bu pislik içinde nasıl ibadet edeceğim, ibadetimden kalacağım diye üzüntümden alıyorum deyince çok sevmiş onu görevli ve özel oda, temiz bir oda vermiş ona. Yusuf Aleyhisselam bu asaletiyle, güzel davranışlarıyla, arkadaşlarına olan güzel davranışlarıyla hapishanedekilerin sevgilisi olmuş, dostu olmuş. İşte orada olanlar rüya görmüşler, sizler bunu biliyorsunuz. Birisi işte demiş ki benim başımdan kuşlar yedi. Öteki de işte ben de şöyle oldu böyle oldu. Yorumlamış rüya yorumlamak. Rüya hasta olunmadan, ağrı acılı olmadan, çok sabit fikirli durumda olmadan, çok üşümeden, çok terlemeden böyle normal durumda uyunduğu zaman yorgun argın değil, dingdengiş. Dinç bir vücut, kafanda sabit bir fikir yok. Sabaha karşı görülen rüyalar peygamberlere verilen müjdelerden birisidir diyor. Mümine verilir. Olacak şeyler hakkında Allah'ın bir lütfudur. Sadık rüya. Bir de karmakarışık şeyler var. İşte bu arz ettiğim şekilde görülen rüyalar sadık rüyadır. Böyle sadık rüyalar yorumlandığı şekilde gerçekleşir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle. Onun için rüya gördüğünüz zaman, böyle bir rüya gördüğünüz zaman rüyayı bilen salih, alim kişilere yorumlatınız. Rüyayı nasıl yorumlarsanız öyle gerçekleşir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O alim kişi, salih kişi kötü bir rüya ise zaten es geçer, yorumlamaz. Çünkü nasıl yorumlanırsa öyle gerçekleşir hadisi var. Yorumlamaktan çekinir. Siz de ısrar etmeyiniz. Israr etmeyiniz. Kötü rüya gördüğünüz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri var. Kalkınız, Euzü Besmele çekiniz. Sol tarafınıza tükürünüz. Allah'a sığınınız. Şeytandan Allah'a sığınınız. Ve sol tarafına tükürünüz, pozisyon değiştiriniz, besmele çekerek gene yatınız diyor Peygamberimiz ve kötü rüyaları anlatmayın diyor, gerçekleşmesin diye dua edin, Allah'a sığının diyor. Yusuf Aleyhisselam rüyaları yormuş, sen demiş asılacaksın, başından kuşlar yiyecek, sen ne demiş saraya adam olacaksın, büyük memur olacaksın. Neticede adamlar çıkmış birisini asmışlar, öyle kargalar yemiş, birisini de saraya almışlar dediği rüya çıkmış. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyorum bize örnek, bazı sözlerini hatırlatmak için. O saraya giden adama çıkarken efendin yanında beni an demiş. Efendisi devlet adamı, o zamanın hükümdarı, sarayın sahibi. Efendinin yanında beni de an, ondan medet ummuş. Yusuf Aleyhisselam bir peygamberdir. Bunu dememesi lazımdı. Yalnız Allah'tan yardım dilemesi gerekirdi. Bunun üzerine 5 sene daha kalmış hapishanede. 7 sene kalmışmış, 5 sene daha, 12 sene kalmış. Dua ederken yalnız Allah'tan isteyin.
Müminin her şeyi Allah'tır. Sevindiğiniz zaman yalnız Allah'a şükredin. Bunaldığınız zaman yalnız Allah'a sığının. Allah'a sığınınca bir sebep halk edecek. Bir adam gönderecek, vesile olur o. Hastalığınızı tedavi için bir doktor gönderir, o vesiledir. Esas ona şifa veren Allah'tır. Kurtaran Allah'tır. Onun için Allah'a şükredeceksiniz. Burası tevhid inancının özüdür. Mümin her şeyde Allah'ına sığınır. Bunu bilhassa belirtmek lazım. Orada işte bu sözünden dolayı bir 12 sene kalıvermiş. Size belki böyle ceza verilmez o peygamber. Onu ufacık böyle bir zelle derler ona. Başına büyük işler açar. Başka bazı peygamberlerde de görülmüştür. Yani dua ederken güzel dua edin. Böyle sıkıntı anında ona buna gitmeyin. Allah'ın gücüne dokunur. Gücüne gider. Allah deyin. Efendimiz buyuruyor ki bir mümin içten gelen duygularla tam böyle huzur içinde bilinçli olarak elini açsa Rabbine tam bağlanmış olduğu halde Ya Rabbi Ya Rabbi dese hemen özel melek gönderir. Kulum ne istiyorsa verin, isteğini yerine getirin der. Üçüncüyü söyletmekten haya eder diyor. Allah müminleri o kadar çok sever. Yalnız Allah'tan isteyecek, Allah'a bağlanacak. Evet, bu olayda o da var. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi çok çok renkli. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu olayları bizim edebiyatımızda da şairler, edipler eserler yazmış, anlatmışlardır. Yusuf ile Züleyha hikayesi diye vatandaşımız, halkımız okumuştur. Efendim hapiste kalır, hapisten çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam işte neticede tabii o hapisteyken Züleyha'nın kocası ölmüş. Perişan olmuş Züleyha. Varlıklarını satmış, bir gecekonduya taşınmış ama Yusuf diye yanıyor, tutuşuyor. Koca karı olmuş. Gecekonduda otururken Yusuf Aleyhisselam da hapishaneden çıkmış, saray nazırı olmuş, maliye bakanı olmuş, çok yetkili. Gezerken onun evinin önünden geçmiş, Züleyha anamızın yakarışlarını duymuş. Onu görmüş, demiş şu koca karı ne istiyor söyleyin. Atının üzerinde hizmetçiler, korumaları var. Demiş onunla görüşmek istiyorum. Götürmüşler, ne istiyorsun? Seni istiyorum demiş. Sen kimsin demiş o da. Demiş ki beni ne çabuk unuttun demiş. Ben işte vaktiyle şuyum. Şimdi senin uğruna bu hallere düştüm. Üç istekte bulunmuş. Demiş senin yüzünden ben de hapislere girdim. Çekil karşımdan. Ne kadar da katlarsın demiş yani. Bir dua etsen her şeyi yaptırabilirsin. Ama beni şimdi huzurumdan kovuyorsun. Ne kadar da vefasızsın filan demiş. Peki öbür isteğini söyle. Öbür isteğim demiş. Gençliğimi Allah versin. Yusuf Aleyhisselam dua etmiş. Evet bunlar var. Gencecik bir kız olmuş Yusuf, Züleyha adamız. Öbür isteğini söyle demiş. Öbür isteğim seni istiyorum demiş. Seninle evlenmek istiyorum. Gene canı sıkılmış Yusuf Aleyhisselam'ın. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Peki de demiş Allah seni ezelde ona eş yazdı demiş. O senin hatunun olacak. Ve neticede evlenmişler. Neticede evlenmişler. Yusuf Aleyhisselam'a sonra bilahare o Mısır hükümdarının şeysiyken, bakanıyken kıtlık olmuş. Gördükleri rüya, hapishanede yordukları rüya aynen böyle çıkınca arkadaşı böyle bir rüya görmüş hükümdar. İşte yedi semiz inek, yedi böyle arık inek, arık inekler, semiz inekler yedi filan diye böyle rüya. Herkese sormuşlar. Karmakarışık şeyler bunlar. O demiş ki bir arkadaşım vardı aklına gelmiş o zaman. Arkadaşı Yusuf Aleyhisselam böylece işte çıkmış anlatmış.
Bakan olması öyle. Bakan yapmış onu, tam yetkili bakan yapmış. Dediği gibi bolluk senelerinde zahireyi toplamış, depo etmiş ambarlara. Arkasından kurak seneler gelmiş, herkes aç kalmış. Dışarılardan heyetler gelerekten zahire istiyorlar. İşte bu gelenler arasında Yakup Aleyhisselam'ın onu kuyuya atan oğlanları da var. Onları çağırmış. İçlerinde Bünyamin, öz annesinin kardeşi. O da var, ona kenara çekmiş, tanımış tabii, o tanımıyor. Demiş, ben senin kardeşinim, hiç demiş telaşlanma. Şimdi sana bir şey yapacağım, seni burada alakoyacağım, sonra da babamı getireceğim. Böyle anlaştıktan sonra işte zahire çuvalının içerisine sarayın bir tasını yerleştirdim. Kur'an'da Kerim'de aynen bunlar var. Giderken tellal demiş, durun bakalım. Hırsızlık var. Saraydan bir şey çalındı. Biz demişler asil bir ailenin evlatlarıyız. Biz öyle bir şey yapmayız. Yaparsınız, yapmazsınız. Bir şey demem. Hırsızlık yapanın cezası nedir sizce demişler. O saray adamları hapsedilmesidir, alıkonulmasıdır. Arıyorlar ve neticede Bünyamin'in şeyinde çıkıyor, çuvalında. Kendileri ağzıyla söylüyorlar, cezası alıkonulmaktır. Büyük kardeşleri, burada bir şey de var Kur'an-ı Kerim'de. وَقَالَ كَب۪يرُهُمْ Öbür kardeşler toplanıyorlar. Babası zaten Yusuf'um diye diye gözleri kör olmuş. Gece gündüz yanıyor. Yaptıklarından pişmanlık duymuşlar ama netice bu. Demişler ki şimdi Bünyamin'i çok seviyor. Şimdi babamıza ne diyeceğiz? Söz vermişler, garanti vermişler. Büyükleri demiş ki, büyükleri şimdi demek ki bir mecliste konuşma kimindir? En büyüğündür. Yani bir yerde Müslümanlar oturdukları zaman, konuştukları zaman en büyük kimse o konuşur. Ailede de en büyük olan konuşur. Ona saygı duyulur. Orada o ders var bize. Yemeğe başlarken bile en büyük önce başlar. Evet, meclise bir yere önce ön büyük girer. Bir yere giderken önce ön büyük çıkar. Bunlar edeplerdendir. Büyük kardeşi demiş ki, beni al demiş, bunu alma. Babamız çok üzülür. Olmaz demiş, biz adaleti uygularız. Suçluyu yakaladık biz, suçlu o. Neticede dönmüşler tabii. Tekrar ağlamalar, sızlamalardan sonra bir daha gelmişler zahir almaya. Neticede uzatmayalım. Yakup Aleyhisselam ailesiyle beraber, ki Beni İsrail, Yakup'un adı İsrail'dir. Onun çocuklarına Beni İsrail denir. Çocuklarıyla beraber Mısır'a gelmişler. Ve tabii secde etmişler, saygı ifadesi olarak secde etmişler. Rüyası, Yusuf Aleyhisselam'ın çocukluğunda gördüğü rüya böyle gerçekleşmiş, babasını hatırlatıyor. Babası da kardeşlerine Allah için afta bulunuyor. Kardeşleri de neticede peygamber. Ama böyle hatalar işlemişler görevlerinden önce. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesinde böyle bize dersler var. İşte Mısır'da kalmışlar, Beni İsrail çoğalmışlar. Neticede Musa Aleyhisselam'ı dayanacak iş. Musa Aleyhisselam zamanında oradan çıkmışlar. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ileyk. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين